Teşekkür ederiz. Emine Hanım'ın gözü korktu. Evet, korktum. Evet, çünkü hakikaten şanssızlıklar yaşadılar. Benim de başıma böyle bir şey gelir mi diye ürküyorsunuz. Yok, ürkmeyin. Orada kaldı, bitti. Daha kötüsü geliyor. Yok, hayır. Yolumuz tertemiz, akacak. Öyle düşünün. Dört harfli cevaplar da kolay. Hakikaten öyle. Özellikle ilki çok kolay. Bence iki soruda 800 puan aldıktan sonra daha rahat ilerleyecek bu hadise. 8800 puanla birinciliğini sürdürüyor Semen Hanım. Bundan sonrası ya siz ya Semen Hanım. Gelsin mi ilk soru? Hadi gelsin. Hükümdar koltuğu. Taht. Güzel başladık. En az ilki kadar kolay. Buyurun geliyor. Mecazi anlamda çok konuşma huyu, gevezelik. Adamda ne çok konuşma huyu var yahu? Bir harf alayım. Yahu sende de ne gevezelik var? Çene. Çene. Bilmem ne söylüyorum. Hayvan besler misiniz? Var mı hayvanınız? Bahçede baktığımız hayvanlarımız var. Kedilere falan. Yani sahiplenme gibi daha çok. Yani hep aynı kişi değil. Anladım. Gelenler değişiyor. Geleni kabul ediyorsunuz siz. Öğrendiler artık bahçeyi. Evet. Çok güzel. Daha yararlı. Buyurun bakalım. Üstün kamuflaj yeteneği olan bir kedi cinsine özel post rengi nedeniyle verilen isimdir efendim. Tekir. Nedir? Tekir. Biliyorsunuz bunu. İşte bu kadar. Bu da böyle biraz kafa karıştırabilecek tipte bir soru ama olsa olsa ne olur deyip harf almadan işin içerisinden sıyrılırsınız. Haydi Emine Hanım. Diyor ki insanoğlunun inşa ettiği enerji sağlayan en büyük yapılar. Baraj. İşte o kadar. Gayet güzel. Altı harfi tek bir kelime. Artık korkmuyorum. 9700'e doğru ilerliyoruz. Görelim efendim. Açılır kapanır düzenekli dükkan veya iş yeri korumalığı. Kepenk. Pat. 1600 puan daha. Her şey yolunda. Yenisi geliyor. İki anlamını birden kullandık bu batı kökenli kelimenin. Bir bakalım. Fuarlardaki ürün sergileme alanları için kullanılır. Bir de erkek egemen eğlence mekanlarının adıdır. Stand diyecektim. Fuarlardaki ürün sergileme alanlarının ismidir. Bir de erkek egemen eğlence mekanlarının. Kahve diyeyim, bar diyeyim. Öyle bir eğlence mekanı ki Emine Hanım, buraya düşülüyor. Harf alayım. Buyurun. Düşülen bir yer. Bir harf daha. Bir harf daha. Ve... Pavyon. Pavyon 400 puanlı yerinde. Yerleşti yerine. Süremiz 2 dakika 37 saniye, her şey yolunda. Bakın kolay bir soru, dümdüz bir soru. Görelim. Mutluluk veren bir olay nedeniyle yapılan tören, toplantı ve veya eğlence. Kutlama. İşte o kadar. Gayet güzel. Gayet güzel. Bunlar dümdüz sorular. Akarı kokarı yok. Neyse o. Buyurun geliyor. Bir bilgisayarda bulunan fiziksel birimler. Donanım. Sizi tebrik ederim. Tamam. Böyle soruları seviyormuşsunuz. Anladım. Yani düz mantık. Evet, yine öyle bir soru var elimde ama sporla ilgili. İki kelimeden oluşuyor. Şöyle soruluyor efendim. Futbol ve basketbolda şut atamadan hücum imkanını rakibe kaptırma. Top verme. Top verme değil. Kimse öyle isteyerek vermez onu. Çaldırma. Topu ne yapmış olur? Çaldırma. Kaptırma. Çaldırma. Ha gayret, ha gayret. Alalım mı bir harf? Alalım. Hadi gelsin. Heh, toptan gelmedi. İyi. İkinci kelimeden geldi. Siz onu bulursunuz artık. Top koyma, top sayma. Hadi bir harf daha. Bir harf daha. İnşallah abi. Toptan gelmez. Top kayma. Nedir? Top kayma. Top kayma. Top kaydı. Top kaydı da değil o. Topu ne yaptık? Top kaybı. Top kaydı. Konu hep MMA diye bitecek diye odakladım kendimi o yüzden. Güzel toparladınız ama. 4700 puandasınız. 1 dakika 43 saniyeniz var. Bu sizi buradan alır. 9300'e götürür. Yani 5 tane harf alabiliriz halen Emine Hanım. İyi gidiyorsunuz. Hmm. Buyurun efendim. 5 tane de soru kaldı. Motorlu taşıtlarda aracı seri bir şekilde hızlandırmak. Gazlamak. Köklemek. Gaz vermek. Tek kelime olsun. Gazlamak.
Hızlanmak. Emine Hanımcığım, şuna bir bassanıza. Korkmayın. Dans İnsanın olmak. İlk düşündüğü doğrudur genellikle. İnsanın canı nasıl yanıyor biliyor musunuz? Yarışmacı doğru cevabı verdikten sonra eli şöyle havada durursa. Buyurun gelsin yenisi. Teker kesmek, teker koymak tabirlerinin kullanıldığı ulaştırma sektörüdür efendim. Bu bir ulaştırma sektörüdür. Ekleri tahmin ediyorsunuzdur. Havacılık. Buradaki araçlar... Havacılık. Nedir? Havacılık. İşte o kadar. Tekrar hatırlatayım. Halen 5 tane harf alabilecek durumdasınız. Elimizde de 3 tanecik soru kaldı. Buyurun bakalım. Sakin sakin ilerleyelim. 1 dakikadan fazlasına sahibiz. Genellikle hicivle süslenen... Karikatür. Mizahi resim sanatıdır. Karikatür. Gayet güzel. 10 harfli cevaplarım. Gelsin onlar. Basit bir şey efendim. Korkutmasın soru sizi. Tek renk temeline dayanan, çeşitli yoğunluk derecelerini gösteren film. Nokta nokta film. Termal film. Hayır. Hı. İşte böyle soru garip diye, zorlu bir şey olmalı diye düşünmeyin. Çok basit bir şey arıyorsunuz. Alayım. Peki. Önemli olan kısım tek renk temeline dayanıyor. Fakat ismi böyle konuşmuyor sizinle. Bir harf daha alayım. Nasıl film? Tek renk temeline dayanan film. Kimisi beyaz. Açık, kimisi... Siyah beyaz. Nedir? Siyah beyaz. Siyah beyazlar. Gayet güzel. 8100 oldu kasa, 9000 aşacağız. Vallahi aşacağız. Haydi gelsin. İki kelimeden oluşuyor. İşte şöyle soruluyor. Son soru, son cevap. Bir kurum veya kuruluşta yönetimin en üst genel düzeyindeki müdür. Sorumlusu. Genel müdür. Emin miyiz? Değilim. Genel olmalısınız. Müdür. 1000 puan değerindedir efendim. Tebrik ederim.